çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ya. Türkiye, Fırat'ın doğusuna operasyon için artık hazır açıklamayı İstanbul-İzmir otoyolu açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Amerika ve Rusya'ya harekatla ilgili bilgilendirme yapıldığını söyleyen Erdoğan, sabrımızın sonu var, Fırat'ın doğusuna gireceğiz diyerek Amerika'yı uyardı. Kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olup... PKK, Irak'ın kuzeyinde ve Fırat'ın doğusunda çembere alındı. HDP ve PKK barış koridoru paniği yaşarken Erdoğan beklenen mesajı verdi. Biz Afrin'e girdik, Cerablus'a da girdik, biz Elbaba'ya da girdik. Kardeşlerim, şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Cumhurbaşkanı operasyon hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını söyledi. Ne kadar sabrederiz? O sabırın bir sonu var. Rusya'yla da paylaştık, Amerika'yla da paylaştık. Çünkü oralardan bize bu taciz atışları devam ettikçe bizim sessiz kalmamız mümkün değildir. İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate düşürecek otoyolun açılışında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da eleştirileri vardı. Uzunca bir süre tiyatro diyerek, mizansen diyerek darbecileri koruyordu. Suriye topraklarında ülkemize yönelik tehditleri kaynağında engellemek için harekete geçtiğimizde sakın ha Afrin şehir merkezine girmeyin diye bize gözdağı vermenin peşindeydi. Biz dinlemedik. Biz Afrin... Ekonomiyle ilgili de mesajları vardı Erdoğan'ın. En son Merkez Bankası faizleri indirdi. Daha da inecek. Daha da inecek. Bak müjdeyi veriyorum. Enflasyon da düşecek. Bunu da göreceksiniz. Biz Cumhurbaşkanı daha sonra otoyolun açılışını yaptı. Kurdelenin bir ucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir ucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Binali Yıldırım vardı. Gün geçtikçe çözülen PKK'ya Irak'ta bir darbe daha indirildi. Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Türk jetleri bu kez Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesi için havalandı. Kararlılıkla süren operasyonlar kapsamında bölücü terör örgütü PKK'nın mevzileri hedef alındı. Pençe harekatıyla koordineli olarak düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Sığınaklar ve barınakları da imha eden Türk savaş uçakları emniyetle üstlerine döndü. Bu arada Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib'de sağlanan ateşkesle ilgili açıklama geldi. Açıklamada Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çabalarını takdir ediyoruz denildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'nin İdlib kentinde sağlanan ateşkesle ilgili açıklama geldi. Türkiye ile Rusya'nın çabalarını takdir ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptı. Ortagus, Suriye'nin kuzeybatısında ateşkes ilan edildiği haberlerinin memnuniyetle karşılandığını belirtti. Rusya ve Türkiye'nin ateşkesle ilgili çabalarına değindi. Soçi'de 2018 Eylül ayında mutabık kaldıkları ateşkesi onarma konusunda beraber çalışan Türkiye ile Rusya'nın çabalarını takdir ediyoruz. Amerika, Suriye'nin kuzeybatısında ateşkes ilan edildiği haberlerini memnuniyetle karşılamaktadır. Ancak asıl önemli olan şey, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların durmasıdır. Ortagus, Suriye'de siyasi çözüme de atıf yaptı. Amerika'nın Suriye'de çözümün askeri olduğuna inanmadığını belirtti. Sözcü, siyasi çözüm tüm Suriyelilere güvenli ve istikrarlı bir gelecek sağlayabilir dedi. Türkiye, Rusya ve İran 1-2 Ağustos tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 13. Garantörler Toplantısı'nda bir araya gelmişti. Toplantıda İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki sorunların çözümü için somut önlemlerin alınması konusunda uzlaşılmıştı.
Hatay'da hudut güvenliği ve kaçak göç gibi konuların ele alındığı sınır güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Sınır güvenliği için Hatay'da acil bir toplantı yapıldı. Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında yapılan toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlık etti. Toplantıya Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, askeri jandarma ve emniyet yetkilileri, Hatay, Gaziantep ve Kilis valileri, AFAD ve kaymakamlar katıldı. Toplantı basına kapalı yapıldı. Gündemin sınır güvenliği ile kaçak göçmen konuları olduğu belirtildi. Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul'da ortak operasyon düzenledi. Güngören'de bir eve yapılan baskında Tunceli'de faaliyette olan ve gri kategoride aranan MLKP'li iki kadın terörist yakalandı. İstanbul'da hareketli dakikalar yaşandı. Güngören'de bir eve baskın yapıldı. Operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ortaklığında düzenlendi. Hedef, Tunceli kırsalında faaliyet yürüten terör örgütü MLKP mensuplarıydı. Terörden aranlar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan Eylül kod adlı Songül Dilek'le Rojda kod adlı Güneş Akan adlı teröristler gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 3 sahte kimlik, 2 sahte üniversite öğrenci kartı, bir miktar dolar ve Türk lirası ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı Güngören'deki operasyonla Tunceli kırsalında terör örgütü MLKP mensubu kalmadığını duyurdu. Daha önceki operasyonlarda kırsalda faaliyet gösteren 5 MLKP'li teröristten ikisi ölü olarak ele geçirilmiş, biri ikna yoluyla teslim olmuştu. Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ederken FETÖ'ye yönelik operasyonlar da devam ediyor. Adana merkezli operasyon düzenlendi. 41 polis memuru gözaltına alındı. Adana merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. FETÖ'nün mahrem imamlarıyla haberleştikleri belirlenen polis memurları için gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Ardından şüpheliler işlemleri için yeniden Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların sorguları sürüyor. Oldukça çarpıcı bir haberi ekranlarınıza getireceğiz şimdi. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sonrası Türkiye'deki cemaat ve tarikatları mercek altına alan Diyanet İşleri Başkanlığı gizli bir rapor hazırladı. Kaynak Yayınları tarafından kitaplaştırılan çarpıcı raporda cemaat ve tarikatların özellikleri tek tek anlatıldı. Özellikle menzil grubunun bürokraside teşkilatlandığı, kamuda etkinliğini artırdığı uyarısı yapıldı. Peki raporda başka hangi ayrıntılar yer aldı? İşte haberimizde izliyoruz. FETÖ'den boşalan yerleri kimler dolduruyor? Menzilciler için neden bürokrasi uyarısı yapıldı? Bu soruların yanıtı Diyanet'in gizli tarikat raporunda yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sonrası tarikatların ve cemaatlerin derinlemesine incelenmesinin zaruri olduğunu ifade etti. Bu kapsamda da gizli ibareli bir rapor hazırladı. Kaynak Yayınları tarafından kitaplaştırılan raporda Türkiye'deki tarikatların tarihsel süreçleri anlatılıyor. Aydınlık Gazetesi yazarı Oktay Yıldırım'ın yayına hazırladığı raporda özellikle FETÖ yapılanmasının yarattığı tahribata işaret ediliyor. Aynı zamanda bundan sonra alınması gereken önlemlere yer veriliyor. Raporda tarikatların 1980 darbesinden sonra devlet eliyle ve sivil yollarla büyüdüğü, 1985 yılından sonra ise ilk çıkış amaçlarından uzaklaştıkları belirtildi. 2000 yılından sonra da şirketler, holdingler ve okulları açtıkları kaydedildi. Aydınlık Gazetesi'nin yazı dizisi halinde okuyucularına sunduğu raporun en dikkat çekici tespiti menzil grubu için yapıldı. Raporda menzilcilerin bürokraside teşkilatlandığı ve kamuda etkinliğini artırdığı yönünde kamuoyunda bir kanaat dillendirilmeye başlandığı belirtildi. Bunun doğru olması durumunda Türkiye'de orta ve uzun vadede sıkıntılara yol açacağı vurgulandı. Grubun kuruculuğunu Abdülhakim Erol yaptı. Bir diğer dikkat çekici bölümse Hizbullah'la ilgili oldu.
Batman'da ortaya çıkan tarikatın şiddete yöneldiği ve tekrar şiddete başvurma potansiyeli olduğu belirtildi. Hizbut Tahrir Tarikatı'nın da küresel güçlerin kontrolü ve desteğiyle faaliyet yürüttüğüne dair iddialar olduğu raporda yer aldı. Yeni Asya grubunun ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tavrına dikkat çekildi. Bu grubun hükümete aşırı muhalif tutum içinde olduğu, FETÖ'yü destekler mahiyette yayınlar yaptığı ifade edildi. Nurettin Yıldız'ın liderlik yaptığı grubun kadın konusunda aşırı gelenekçi tavır içinde olduğu belirtildi. İskender Evrenesoğlu grubunun görüşünün ise Kur'an'ın temel hükümlerine kesin olarak aykırı olduğu kaydedildi. Raporda Mehmet Okuyan ve İhsan Şen Ocak'ın öncülük ettiği tarikatlara ilişkin de ayrıntılara yer verildi. Mehmet Okuyan'ın hadis külliyatını göz ardı ettiği, İhsan Şen Ocak'ın ise aksiyoner bir Müslüman kimliği oluşturmayı hedeflediği anlatıldı. Bugün tüm dikkatlerin toplandığı yerlerden biri Suvarlı'ydı. Çünkü Suvarlı halkı tekrarlanan belediye başkanlığı seçimi kapsamında tekrar sandık başına gitti. Seçimi takip eden Ulusal Kanal muhabiri Ekrem Demir'e bağlanacağız şimdi. Ekrem Demir, merhabalar. Merhabalar Seda Hanım. İyi yayınlar diliyoruz. Şimdi oy sayımı tamamlandı mı? Durum nedir? Senden dinleyelim. Evet, şu saat itibariyle belediye başkan adayları oy sayımı tamamlandı. Belediye meclis üyelerinin oy sayımı halen devam ediyor. Belediye başkanlığında AKP'li aday Gülfen Ağır %52 oyla belediye başkanlığını kazandı. Vatan Partisi adayı Gazi Sabancı %42 oy alarak seçimi tamamlamış oldu. Elimize veya aldığımız seçim sonuçlarına göre belediye meclis üyeliklerinde Vatan Partisi 3 belediye meclisliğini kazanmış olacak. 6 belediye meclisliğini de AK Parti kazanmış olacak. 9 belediye meclis üyesi vardı buranın. Sabah saat 8'de oy kullanma süreci başlamıştı. Gün içinde bazı münferit olaylar oldu. En önemlisi işte bir AK Partili görevlinin sandık kurulu başkanına saldırısı olmuştu. O görevli daha sonra karakola götürülerek orada gözetim altında tutulmuştu. Onun dışında çok önemli olaylar olmadı. Oy sayımı sürecinde de çok önemli sorunlar yaşanmadı. Sakin bir seçim havası yaşandı diyebiliriz. Katılım yaklaşık %92 civarında gerçekleşti. Daha önceki 31 Mart seçimlerinde %94 olarak gerçekleşmişti. Biraz daha düşmüş durumda. 3 okulda 7 sandık kuruldu. 1867 kayıtlı seçmenden 1697 seçmen oy kullandı. Ve bunların geçerliliğini tabii henüz ayrıştırılmadı, kesinleşmedi sonuçlar. Saat 17'de oy kullanma süreci noktalanmıştı. Saat 18 itibariyle başkanlık seçimlerinde aşağı yukarı bir sonuç belli oldu. Ve belediye meclis üyelikleri için henüz sayım sürecini bekliyoruz. Ama şu anki duruma göre 6'ya 3 şeklinde bir durum netleşmiş oldu. Suvarlı'dan Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı Belediyesi'nden aktaracaklarımız bu şekilde Seda Hanım. Sözü yeniden size bırakalım. Teşekkür ederiz Ekrem Demir. Aktardığınız bilgiler için Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı Belediyesi'nde bugün tekrar sandık başına gidildi. AK Parti ve Vatan Partisi adayları listedeydi. AK Parti'nin adayı 152 ile seçimi önde tamamladı. Belediye meclis üyeliği için seçimler sandıklar açılmaya devam ediliyor. 9 belediye meclis üyesi olacağını söyledi Ekrem Demir. 3 belediye meclis üyesinde Vatan Partisi'nden olacağının öngörüldüğünü şimdiden aktardı. Suvarlı'da seçimler böyleydi. Son durum bu şekilde oldu. Dönüyoruz tekrar gündeme. Suriye lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad bir süredir mücadele ettiği meme kanserini yendi. Suriye'de kamera karşısına geçen Esma Esad kanser tedavisinde Suriye'de üretilen ilaçları kullandığını, ilaçların yanı sıra ülkedeki birlik ruhunun da tedavisinde yardımcı olduğunu söyledi. Emperyalizme karşı kararlılıkla savaşan Suriye'nin güçlü kadın figürü Esma Esad, kansere karşı zafer kazandı. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın eşi, kanseri yendiğini kameralar karşısında ilan etti. Esma Esad, "Yolculuğum sona erdi. Bütün acısı ve yorgunluğu, olumsuz ve hatta olumlu etkileriyle Tanrı'ya şükür bitti," dedi.
Esad tedavisinde Suriye üretimi ilaçların kullanıldığını ve bundan dolayı gurur duyduğunu belirtti. Esma Esad, iyileşmesindeki tek etkiyi ilaç tedavisi olarak görmüyor. Ülkedeki birlik ruhunun da hastalığını yenmesinde önemli bir payı var. Öte yandan hastalığıyla ilgili haberler yapılmasına da değindi Esad. Korku ya da utançla görülen kanserle başa çıkma konusunda pozitif bir model sunmaya çalıştıklarını belirtti. Esad'ın ilanının ardından ilk açıklama Vatan Partisi Öncü Kadın'dan geldi. Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Esma Esad'a bağımsız ve özgür Suriye'de sağlıklı bir yaşam diledi. Sayın Esma Esad'ın meme kanserini yendiğini büyük bir mutlulukla öğrenmiş bulunuyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ileterek bağımsız ve özgür Suriye'de sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Sayın Esma Esad hem ülkesinin Amerikan emperyalizmine karşı mücadelesinde hem kansere karşı verdiği mücadelede cesur duruşuyla dünya kadınlarına örnek olmuştur. Anti-emperyalist Türk kadınları olarak zaferler kazanan güçlü Suriye'nin güçlü kadınlarını Sayın Esma Esad nezdinde en içten dayanışma duygularımızla selamlıyoruz. Dünyadan haberlerle devam ediyoruz bültenimize. Körfez suları ısındı. İran devrim muhafızları Basra Körfezi'nde kaçakçılık yaptığı belirtilen bir tankere el konulduğunu açıkladı. Öte yandan İran'a ait bir savaş uçağı Körfez'de düştü. İran devrim muhafızları ordusu kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir petrol tankerine el konulduğunu açıkladı. İsmi açıklanmayan tankerin bazı Arap ülkelerine kaçak petrol taşıdığı ifade edildi. 700 bin litre petrol taşıyan tankerin 7 mürettebatının da gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan İran Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı Basra Körfezi'ndeki Tengistan sahiline düştü. İran Devlet Televizyonu uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü söyledi. Tengistan Kaymakamı Abdülhüseyin Refipur, uçaktaki iki pilotun kazadan kurtulduğunu açıkladı. Taraflar arasında uzlaşının sağlandığı Sudan'da anayasa bildirisinin ön anlaşması imzalandı. Nihai anlaşmanın 17 Ağustos'ta imzalanacağı açıklandı. Uzun bir kriz uzlaşıyla sonlandı. Sudan'da taraflar masaya oturdu. Askeri Geçiş Konseyi ile Sivil Muhalif Koalisyon arasında ortak geçiş yönetimini başlatacak ilk adım atıldı. Afrika Birliği ve Etiyopya'nın arabuluculuğunda başkent Hartum'da anayasa bildirisinin ön anlaşması imzalandı. Ön anlaşma, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Sözcüsü Ahmet Errabi ile AGK Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan tarafından imza altına alındı. Bildirinin nihai anlaşmasının 17 Ağustos'ta imzalanacağı duyuruldu. Kanun hükmünde kararnameyle kadroya geçirilen işçilere karşı uygulanan davranış davalık oldu. Özbüro İş Sendikası, kanunsuz ve keyfi uygulama yaptıkları iddiasıyla bazı yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Başvuru dilekçesinde işçilerin yaşadığı hak kayıpları gibi temel sorunun nedeninin yöneticilerin keyfi yorumları olduğu vurgulandı. Bizim iki tane kırmızı çizgimiz var. Bir tanesi vatan, bir tanesi emek. Taşeronken kadroya geçirildiler ama hak kayıpları sürüyor. Bize denilmişti ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 2 Nisan 2018 tarihinde 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kadroya geçen işçiler seslerini duyurmaya çalışıyor. Ve hala bizi taşeron işçi olarak görüyor olmaları sebebiyle sorunlar çözülemedi. Ekonomik ve sosyal kayıpları her geçen gün artan işçilerin eğitim intibakları, yüzdelik dilimleri ve enflasyon farkları bordrolarından çıkarıldı. Bize şu söylendi, ya kadro verdik ya size, artık daha ne istiyorsunuz bizden? Diğer kamu çalışanlarının nakil ve tayin hakları var. Ancak kamuda kadroya geçen taşeron çalışanlar bu haktan da yoksun.
2018 yılında yüksek hekim sözleşmesiyle biz ne aldık? %4. Sonra ikinci periyotta bir %4 de aldık. Etti 8. Enflasyon ne kadar? 21. 20'den 8'i çıkardığınız zaman ne kalıyor? 13. Nerede bizim %13'ümüz? Hangi yetkili, hangi bakan, hangi bürokrat, hangi gerekçeyle, hangi argümanla, hangi mesnetle %13'ü Ocak 2019 bordrolarımıza koymadı? Ben bunu soruyorum şimdi. İşçiler kadrolu olmalarına rağmen yaşadıkları hak kayıplarına tepkili. Bu ülkedeki çalışan bütün işçiler, memurlar ve hatta emekliler hepsi enflasyon farkını almışken bizim enflasyon farkımızın verilmemiş olmasını anlayabiliyor olabilir miyiz? Bunu kabul ediyor olabilir miyiz? Öz Büro İş Sendikası haksızlıkların giderilmesi için suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz. İşçiler adına açıklamayı Sendika Genel Başkanı Abdülbaki Gülbaba yaptı. Yeni 4D kadrosuna geçen arkadaşlarımızın kanun hükmünde kararnameyle güvence altına alınan hiçbir hakkı şu anda bizim bordrolarımızda maalesef yok. Bu sorunların bugüne kadar çözülememiş olmasının 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle bir ilişkisi, bir bağıtı yok. Neyle ilişkisi var? Tümüyle bürokratların keyfi, yorumlarıyla, yanlış, indi, kısmi, fevri yorumlarıyla alıp başını giden bir haksızlık, bir hukuksuzluk var. Bütün yollar tükendikten sonra Türk adaletine, Türk yargısına sonsuz güvenimiz var. Ben buradan bütün kamu yöneticilerine seslenmek istiyorum. Ve arkadaşlar lütfen, lütfen yasaya uyun, hukuka uyun. Evde bakım aylığı ödemeleri Kurban Bayramı öncesine çekildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemelerin 9 Ağustos'ta yapılacağını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos'ta yapılacağını açıkladı. Ödemeler 9 Ağustos Cuma günü hesaplara yatmış olacak. Evde bakım maaşı 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1305 lirayken bu tutar Temmuz ayından itibaren 1384 liraya yükseltildi. Bu kapsamda 2019 yılı Ağustos ayında da 513 bin engelli için 711 milyon lira kaynak aktarılacak. Ankaralı motorcular lösemili çocuklar için bir araya geldi. Motorcular vatandaşlara kurbanlarını löseve bağışlamaları için çağrı yaptı. Kurban bağışlarınız löseve. Gönüllü motorcular bu kez lösemili çocuklar için gaza bastı. Sizlerin desteğiyle birlikte her kurban lösemili çocuklara can diyeceğiz bugün burada. Teşekkür ederiz. Ankara Anıt Park'ta buluşan motorcular lösemili çocuklara kurban bağışı için farkındalık etkinliği düzenledi. Bugün bunu yapabilmek çok mutlu edici. Motorcular lösev bayraklarıyla başkent sokaklarında tur attı. Hani motosiklet sürmek çok büyük bir tutku ve bu tutkumuzu bu şekilde yardım olarak paylaşmak bizim için çok büyük bir gurur. Motorcular etkinliklerini kurban bağışıyla sınırlı tutmayacak. Bağış bekleyen lösevli çocukların bu şekilde farkındalığını arttırmak bizim öncelikli görevlerimizden bir tanesi olmalı. Burada bulunmaktan şu anda arkadaşlarım ve ben çok mutluyuz. İnşallah bu etkinliklerin devamını getireceğiz. Lösev yetkilisi Deniz Akşimşek kampanyayı ulusal kanala değerlendirdi. Kurban dönemi çocuklarımız için çok kıymetli bir dönem. Çok önemli bu dönem bizim için. O yüzden bağışlarımıza buradan çağrı yapıyoruz. Çocuklarımıza 12 ay boyunca biz taze etleri iletiyoruz. Bu dönem çocuklarımız için çok kıymetli. Kurban Bayramı'na günler kala otobüs biletleri tükendi. 10 bin ek sefer için satışa sunulan biletler de tükenmek üzere. Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Bayram 9 gün olacak mı olmayacak mı sorusu hala yanıtsız. Ama aile ziyareti ve tatil için yola koyulacaklara önemli bir uyarı geldi. Tüm Otobüsçüler Federasyonu biletlerin tükendiğini duyurdu. 10 bin ek sefer için satışa sunulan biletler de neredeyse tükenmek üzere. Vatandaşlardan mağduriyet yaşamaması için biletlerini erkenden almaları tavsiye edildi. Bayram tatili süresince günlük ortalama 1 milyon kişinin otobüsle seyahat etmesi bekleniyor. 7 Ağustos akşamı itibariyle hareketliliğin başlaması, eğitim öğretimin başlayacağı Eylül ayının sonuna kadar da sürmesi bekleniyor.
Balıkesir'deki facianın acısı daha dinmeden iki yolcu otobüsü daha yandı. Manisa ve İzmir'de seyir halindeki iki ayrı yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yolcular hızlıca tahliye edilerek facianın eşiğinden dönüldü. Manisa'da facianın eşiğinden dönüldü. Kırkağaç ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü aniden alev alarak yanmaya başladı. Aracın motor kısmındaki yangını fark eden şoför aracı hemen kenara çekip yolcuları tahliye etti. Otobüs yolcular tahliye edildikten kısa bir süre sonra alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatılan karayolundaki ulaşım çalışmaların ardından normale döndü. Yolcular başka bir otobüsle gidecekleri yere gönderildi. Bir otobüs yangını haberi de İzmir'den geldi. İzmir Çeşme Otobanı'nda seyir halindeki otobüste yangın çıktı. Şoför aracı yol kenarına çekerek durdurdu. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Her iki olayda da şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. LPG'li araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir haberle devam ediyoruz. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, araçlarda kullanılan LPG tanklarının 10 yıl olan garanti süreleriyle ilgili çarpıcı bir bilgi paylaştı. LPG tanklarının garanti süresinin üretildiği andan itibaren başladığını söyleyen Şahin, araç sahiplerini tankların imalat tarihine kadar mutlaka dikkat etmeleri konusunda uyardı. Benzin ve mazot fiyatlarının artışı araç sahiplerini LPG'yi tercih etmek zorunda bırakıyor. Fakat LPG'li araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken önemli bir şey var. LPG tanklarında garanti kullanmaya başladıktan sonra başlamıyor. Çok garip. Öncesinde başlıyor. Yani imalat tarihinde başlıyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, araçlarda kullanılan LPG tanklarının 10 yıl olan garanti sürelerinin ürünün üretiminden itibaren başladığına dikkat çekti. Tüketici ne zaman imal edildiğini bilmediği zaman eskiye dönük kullanmış gibi muamele görüp kısa sürede değiştirmesi gereken bir ürün almış oluyor. Şahin, araç sahiplerinin muayene istasyonlarında sorun yaşamaması için LPG tankını alırken mutlaka imalat tarihini öğrenmeleri yönünde uyardı. Yani biz o zaman tüketici olarak şuna dikkat etmeliyiz. LPG tankını alırken mutlaka imalat tarihini öğrenmeliyiz. LPG tanklarının imal tarihine bakmadan satın alındığını söyleyen Şahin, araç sahiplerinin tanklarını kısa sürede değiştirmek durumunda kalabileceğini belirtti. Ki araç muayenesi yaptırıyoruz. Biz muayeneye gidiyoruz mesela. O muayenede bu ürünün sağlıksız olup olmadığı belli olur ve bizim değiştirmemiz istenir. Son dönemde Millet Bahçesi projesiyle gündeme gelen Salda Gölü'nde tartışmalar bitmiyor. Burdur Valiliği gölün çevresini koruma amaçlı ahşap bariyerlerle çevirdi. Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, Millet Bahçesi projesiyle gündemde. Son dönemlerde turist akınına uğrayan Salda Gölü'nde Burdur Valiliği koruma amaçlı tedbirler aldı. Göl kıyısına araç girişlerini önlemek amacıyla ahşap bariyer sistemi kurdu. Beyaz Adalar bölgesinde izinsiz olarak kurulmuş her türlü geçici yapı ve konteyner türü unsurlar kaldırıldı. Valiliğin yaptığı açıklamada amaçlarının göl çevresindeki düzensiz alan kullanımını önlemek olduğu vurgulandı. Bu yıl özel koruma bölgesi ilan edilen Salda Gölü çevresinde kafeterya, büfe, duş ve giyinme soyunma kabinleri gibi hizmetler faaliyete girmişti. 75 bini Türk, 3 milyona yakın hacı adayı kutsal topraklarda. Hac yolculuğu sırasında 17 Türk hacı adayının hayatını kaybettiği açıklandı. Hac görevini yerine getirmek için 75 bini Türk, 3 milyona yakın hacı adayı Mekke'ye gitti. Türkiye'den hac için ilk kafilenin yola çıktığı 5 Temmuz'dan bu yana 17 Türk hacı adayı yaşamını yitirdi. Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan açıklama yaptı. Bircan, vefatların nedenlerini sıraladı.
Hava sıcak, hacılarımızın yaş ortalaması 60. Bu süreçte değişik sebeplerle, yani bunların istatistiğimizde bulunmaktadır. İşte kalp krizi, trafik kazası, doğal iklim, buna benzer zatüre gibi bir takım sebeplerle, yaşlılığın vermiş olduğu sebeplerle hayatını kaybeden hacı adaylarımızın sayısı da 17 hacımız maalesef şu ana kadar hayatlarını kaybetmiş bulunmaktadır. Hac dönüşleri 17 Ağustos 13 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Muş'ta 4 çocuk serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde akıntıya kapıldı. Arama kurtarma çalışmalarıyla çocukların cansız bedenine ulaşıldı. Muş'un Malazgirt ilçesinde 4 çocuk Murat Nehri'ne girdi. Serinlemek isteyen çocuklar bir süre sonra gözden kayboldu. AFAD, jandarma, polis ve dalgıç ekipleri kaybolan çocuklar için nehirde arama çalışması yaptı. Bir süre sonra 3 çocuğun cansız bedeni çıkarıldı nehirden. Çocuklardan biri ise nehir yatağında vatandaşlar tarafından bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Acı haberi alan aileler perişan oldu. Muş Valisi İlker Gündüzöz, hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı diledi. Çin Büyükelçiliği Ekonomi Heyeti Şanlıurfa'nın Birecik kentine konuk oldu. Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Ticaret Ateşesi Li Kuei'nin başkanlığında bir heyete Antep fıstığı bahçelerini gezdirdi. Ortak ticaret için kurulan Dostluk Köprüsü'ne Ulusal Kanal tanıklık etti. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ateşesi Li Qian'ın başkanlığında bir heyet, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ın misafiri oldu. İki günlük program kapsamında Birecik'te balık üretim çiftlikleri ve Antep fıstığı bahçeleriyle birlikte turistik yerler gezildi. Birecik ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında ticaret ağının konuşulduğu gezide gündem Antep fıstığı ihracatıydı. İnanıyorum ki en kısa zamanda bu süreç biter ve Antep fıstığı ihracatı başarıyla gerçekleşir. İlkemiz kazan kazan üzerinde olmalıdır ki bu ilişki devam edebilsin. Geziye Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tugay Şen ve Görev Holding İş Geliştirme Müdürü Nuri Türkeş de katıldı. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ateşesi Li Qian, Antep fıstığı ticaretini ulusal kanala değerlendirdi. Son zamanlara kadar Antep fıstığını ABD'den ithal ediyorduk. Rakamları bilmiyorum ama ABD ile aramızdaki sorunlar Antep fıstığı ithalatımızı etkiliyor. Türkiye ile Çin arasında Antep fıstığı konusunda bir anlaşma imzalandı. İki ülke arasında standart uygulamalar konuşuluyor. İnanıyorum ki en kısa zamanda bu süreç biter ve Antep fıstığı ihracatı başarıyla gerçekleşir. Ev sahibi Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Şanlıurfa ile Çin arasında bir köprüyü inşa ettiklerine dikkat çekti. Eğer Türkiye ile Çin bir araya geldiği zaman, güçleri birleştiği zaman dünyada bize karşı gelecek kimse yok. Terörden şundan bundan çekindiğimiz yok. Yani Şanlıurfa ile Çin arasında bir köprüyü inşa etmeye başladık diyebiliyor muyuz? Canım zaten Birecik Köprüsü bizde. Bizden geçecek, öyle Urfa'ya gelecek. Peki bu köprü nasıl kuruldu ve hedefi ne? Başkan Mirkelam tek tek anlattı. Sayın Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in girişimiyle Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliğimizin de olduğu ve heyetiyle beraber Türkiye'de sayılı holdinglerin bir arada olduğu Ankara'da bir toplantı oldu. Orada biz Sayın Büyükelçiyi ve heyetini kendi ilçeme Birecik, Halfeti, Urfa'ya davet ettik. Sayın Büyükelçimizin programının yoğunluğundan dolayı müsteşarımız, diğer müsteşarımız ve ateşemiz temsilen geldiler. Biz de ilçemizi tanıtıyoruz. Buradan sonra Halfeti'yi tanıtacağız. Gezi programı kapsamında Birecik Belediye Başkanı Mirkelam'ın davetiyle Birecik Kültür Merkezi'nde istişare toplantısı düzenlendi. Siz verin biz kazanalım değil, siz de kazanın, biz de kazanalım. Bir yıl içinde en geç organize sanayi bölgemiz faaliyete geçer.
fabrikalarımız kurulmaya başladığında çok daha güzel bir Bilecik olacaktır. Bilecik'te üretilen tarım ürünleri ve tarihi kültürel yerler hakkında bilgi verildi. Çinli yatırımcılar için bölgedeki imkanlar anlatıldı. Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kuraklık tarım alanlarının yanı sıra arıcılığı da olumsuz etkiledi. Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden Doğu Anadolu bölgesinde geçen yıl yağış nedeniyle yeterince bal üretemeyen arıcılar bu yılda aşırı sıcaklar nedeniyle zor bir sezon geçiriyor. Arıcılar bu yılda zor bir sezon geçiriyor. Türkiye'nin önemli bal üretim merkezinden Doğu Anadolu bölgesinde geçen yıl arı üreticileri yağış nedeniyle bal üretiminde sıkıntı yaşamıştı. Bu yılda aşırı sıcaklar nedeniyle başları dertte. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması ve bölgenin yağış almaması nedeniyle ilkbaharda açan çiçeklerin erken kuruması yüzünden çiçeklerden verim alamayan arılar yeterince bal üretemedi. İşleri kötü giden bal üreticisi ne yapacağını bilemez halde. Arılardan pek randıman alamadık grevi düştüğü için. Yani soğukta bir şey olmuyor. Arı yavru bile yapmıyor soğukta. Bunu arıcı arkadaşlar da hep biliyorlar. Yani arıcıların durumu pek iyi değil. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, 2019'da Kars ve Doğu Anadolu bölgesinin kurak bir sezon geçirdiğini söyledi. Zamanında alması gereken yağışlar alınmadığı için kurak gitti. Bunun kuraklıkta ilk etkilenen, en çok etkilenen sektör de arıcılık. Arıcılıkta rüzgar kuzeyden de esse soğuk olur, arı bal alamaz. Güneyden de esse çiçeğin nektarını kurutur, yine bal alamaz. Aşırı yağmur olsa da bal alamaz. Böyle kurak yıllarda da bal alamaz. Kötü giden sezon nedeniyle arıcıların çektiği kredileri ödemekte zorluk çektiğini belirten Ertaş, arı üreticisinin çektiği kredilerin yapılandırılmasını talep etti. Arıcılarımız bu yıl büyük bir sıkıntı içerisindeler. Kimi işletme kredileri çekmiş, kimi yatırım kredileri çekmişler. Bunları çiftçilerimiz ödemekte zorluk çekiyor. Bizim buradan talebimiz kredilerin yapılandırılması. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler gün geçtikçe daha da kuvvetleniyor. Mersinli balıkçılar Rusya'da düzenlenen Rosatom Uluslararası Balıkçılık Turnuvası'na katıldı. Nükleer güç santralinin bulunduğu Sosnovy Bor şehrinin Finlandiya körfezinde tutulan balıklara aynı zamanda radyasyon testi uygulandı. Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşa edildiği Mersin Gülpınar ilçesindeki balıkçılar, Rusya'da düzenlenen Rosatom Uluslararası Balıkçılık Turnuvası'na katıldı. Yarışma, Rusya'nın Leningrad Nükleer Güç Santrali'nin bulunduğu Sosnovy Bor şehrinin Finlandiya körfezinde yapıldı. Bugün sabah itibariyle birinci turu yaptık, 4 saatlik, ikinci turu da 4 saat. Kısmetimizi aldık. Ülkeler arasında uzun vadeli ve verimli işbirliğinin gerçekleştirilmesi ve proje katılımcıları arasında iletişimin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen turnuvaya, Türk ve Rus balıkçıların yanı sıra Rosatom'un nükleer enerji santrali projelerinin bulunduğu Bangladeş, Hindistan, Macaristan ve Mısır'dan 20 amatör sporcu katıldı. Toplam 8 saat süren turnuvada balıkçılar kurallar dahilinde farklı usuller uygulayarak avlandılar. Yarışmada belirli uzunluklara sahip 3 tür balık değerlendirmeye alındı. Hakem heyetinin tarttığı balıklar radyasyon testinden de geçirildi. Leningrad NGS dış radyasyon kontrolünde balıklarda risk olmadığı belirlendi. Turnuvada Mısırlı balıkçılar birinci, Rus takımı ikinci, Macaristan takımı üçüncü oldu. Fransız uçan kaykay mucidi ilginç bir denemeye imza attı. Uçan kaykayla Manş Denizi'ndeki Dover Boğazı'nı uçarak geçti. Tehlikeleri göze aldı. Uçan kaykayıyla yola çıktı. İlk denemesinde başarısız oldu. Ama ikinci denemesinde hedefine ulaştı. Uçan kaykayın mucidi Fransız Frank Zapata, Fransa ile İngiltere'yi ayıran Manş Denizi'ndeki Dover Boğazı'nı uçarak geçti. Zapata, Fransa'daki Saint-Gilles şehrinden havalandıktan 22 dakika sonra İngiltere'nin St. Margaret Koyu'na ulaştı.
Yaklaşık 35 kilometrelik uçuşu sırasında kaykayına yakıt ikmali yapan Zapata, yakıtını ise sırtında taşıdı. Fransız Mucit ilk denemesinde dengesini kaybederek denize düşmüştü. İklim değişikliğine karşı mücadele devam ederken çarpıcı bir rapor yayımlandı. Buna göre Grönland'da sadece bir günde 10 milyar ton buz eridi. Temmuz ayında ise bu rakam toplam 197 milyara ulaştı. Hava sıcaklığı artıyor. Çevresel kirlilikle birlikte iklim değişikliği de tırmanıyor. Yine çok ürkütücü bir rapor yayımlandı. Dünyanın en kuzeyinde Grönland'da buzullar hızla eriyor. Bilim insanları sadece bir günde 10 milyar buzulun eridiğini açıkladı. Temmuz ayının toplam verileri daha da ürkütücü. Çünkü toplam 197 milyar ton buz eridi. Bu rakam yaklaşık 80 milyon olimpik yüzme havuzuna eşdeğer. İklim değişikliği Birleşmiş Milletler'in de gündeminde. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, bütün ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele etme konusunda acil önlem alması gerek çağrısı yaptı. İşkur, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle yaz döneminde öğrencilerin istihdam edilmesine katkı sağlıyor. Projeye öğrencilerin ilgisi büyük. Bu kapsamda Siirt Halk Kütüphanesi'nde kendilerine ayrılan bölümde çalışma imkanı bulan öğrenciler hem para kazanıyor hem yaz aylarında boşta kalmıyor. Siirt İl Halk Kütüphanesi'nde zamanla yıpranan kitaplar artık gençlere emanet. Program kapsamında kütüphanede çalışma imkanına kavuşan üniversiteli gençler, zamanla yıpranan kitapları daha çok okuyucuya ulaşması için yenileyip arşivliyor. Kütüphanecilik anlamında gereken bütün bilgi ve birikimi uygulamalar olarak öğreniyor durumdalar. Bu güzel programı biz de sizin müşahedenizle birlikte yerinde görmek istedik ve bütün Türkiye'mizle paylaşmak istedik. Programın son derece verimli olduğunu görünce ziyadesiyle mutlu olduk. Türkiye genelinde uygulamaya konulan programla öğrenciler yaz aylarında hem para kazanıyor hem kütüphanecilik anlamında verimli bir çalışma yürütüyor. Bu öğrenciye destek projesinde şu an kütüphanede yer almaktayız. Yaptığımız iş kitapları kaplamak, kitaplarımızın okunan özellikle Türk romanları olan kitaplarımızın ömrünü biraz daha uzatmak. Proje güzel bir şey, yani gençlerin yani boş kalmasından dahi en azından buraya gelip hem harçlıklarını alıyorlar. Hem de ailesine muhtaç olmuyorlar. Buraya gelip kitapları ciddiyorlar. Bu sayede kütüphaneye de bir yararları oluyor. Öğrencilerin titiz çalışmasıyla 3000'den fazla kitabın elden geçirildiğini belirten Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü Remzi Uslu, öğrencilerin bu projeyle sosyal sorumluluk bilincinin artacağını söyledi. Şu anda bulunduğum mekanda bulunan 11 tane öğrencimiz hem kitap sırtlarını hem de ciltleme işini yapmakta. Bir ay içinde yapılan yaklaşık 3000 kitap işlem gördü. Toplamda 10 öğrencimiz daha aynı şekilde görev yürütmektedirler. Kitapların arasında kendilerini iyi hisseden öğrenciler projenin devam etmesini istiyor. Ana haber bültenimizin burada sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.